Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğludur. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 27 defa zikredilir. Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama ilk iman eden, Allah yolunda onunla birlikte hicret etme şerefine nail olmuş ve İbrahim aleyhisselamın yolunda, şeriatinde, ibadet ehli, sabırlı, cömert ve misafirperver bir zat olarak aktarılıyor. Çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor, elinin emeğiyle geçiniyordu. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden şöyle bahsedilir. Lut'a gelince, ona da hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira o memleketin halkı gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize kabul ettik. Çünkü o salihlerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Böyle övülen bir peygamberdi aleyhisselam. Hazreti Lut, peygamberlik vazifesini ifaya Sodom'da başladı. Sodomlular azgın ve ahlaksız bir kavimdi. Bu kavim, geçmiş milletlerde görülmemiş her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. İğrenç ve çirkin ahlaksızlıkları utanmadan işlemeyi, hatta daha öteye gitmeyi adeta sıradan bir iş haline getirmişlerdi. Kendilerine engel olmak isteyenleri susturuyorlar ve "Temizler aramızdan derhal çıksın!" diyorlardı. Bu kavimde iffet, haya ve namus unutulmuş, af buyurun, hayvan topluluklarında bile rastlanmayan bir alçaklık, adilik baş göstermiş ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşülmüştü. İşte Hazreti Lut aleyhisselam böylesine sapkın bir kavmi hidayete davetle görevliydi. Gece gündüz onların ahiretinin kurtulması için çırpındı durdu. Bu gayretler Eş-Şuara suresinde şöyle aktarılıyor. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücrette talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar için de erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Tahmin edeceğiniz üzere Sodom halkı Lut aleyhisselamı hemen yalanladı. Davetine uymadı. Lut aleyhisselam onlara yaptıkları ahlaksızlığın sonucunu defalarca söyledi. Bunun üzerine Lut aleyhisselam onlara yaptıkları bu çirkinliğin, bu ahlaksızlığın ne anlama geldiğini defalarca söyledi. Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Yaptıkları bu kötü fiillerin kendilerini felakete götüreceğini bildirdi. Onlar da Lut aleyhisselamı dinleyeceklerine bir de o ülkeden kovmaya kalkıştılar. Kavminin cevabı şu oldu. Lut'u ve taraftarlarını hemen şu memleketimizden dışarıya çıkaralım. Çünkü onlar çok daha fazla temizlenmiş insanlarmış. Sadece dedikleri bu oldu. Onlar temizdi. Temiz kalmak, namuslu ve iffetli yaşamak, böyle azgın ve ahlaksız bir kavme göre suçtu. Kendilerinin manevi gıdaları, af buyurun, pislik olduğu için temiz insanlardan rahatsızlık duymaları normal değil miydi?
ve tehdit ettiler Lut aleyhisselamı. Ey Lut dediler, sen eğer bu davadan vazgeçmezsen, iyi bil ki sürgün edileceksin, burada yaşayamayacaksın. Tabii ki Lut aleyhisselam, eğer siz yola gelmez, bu haramları işlemekten vazgeçmez, Allah'a tevbe etmez, iman etmezseniz, Allah'ın şiddetli olan azabına uğrayacaksınız dedi. Lakin bu sapkın kavim, Lut aleyhisselamın bu tehditleri karşısında inançsızlıklarını daha bir üst seviyeye çıkardılar. Başlarına gelecek felaketin korkunçluğunu kavrayamadıkları için bunu önemsemediler. Hatta sefil bir şekilde ve büyük bir cüretle dediler ki, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, şayet doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir. Getir bakalım. Sapıklıklarından bir gram olsun vazgeçmeye yanaşmadılar. Buna benzer şekilde Lut aleyhisselam çok ağır şartlar altında nakledilen bir rivayete göre 40 sene kadar mücadele verdi. Fakat kavminin yaptığı zulüm ve bu ahlaksızlıklar artık dayanılamaz bir noktaya ulaştı. Sodom halkı Allahu Teala'nın azabının tehdidini dahi umursamamış, üstelik bir de onu istemekle şiddetli bir azaba müstahak olmuşlardı. Ve zaman geldi. Lut aleyhisselam bu rezillik, bu perişan vaziyet karşısında Rabbine sığındı. Ya Rabbi, ne olur yardım et. Beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Ya Rabbi, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi. Onlarca yıl kavminin mutluluğu için, ahiret hayatlarının iyi olması için çalışmış, fakat kendisiyle iki kızıyla birlikte çok az kimse iman etmişti. Lut aleyhisselamın hanımı dahi azgın kavmin tarafını tutmuştu. Dolayısıyla bu dua Lut aleyhisselam için son çareydi. Allah Celle Celaluhu, Lut kavmini helak etmek için meleklerini gönderdi. Genç erkekler suretinde gelen bu melekler bile, azgın kavmin, af buyurun, eşcinsellikten doğan o kötü arzularını uyandırmaya yetti. Nitekim onlara dahi sarkıntılığa yeltendiler. İnsanın kanını donduran, hayretler içerisinde bırakan bu hadise, Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla anlatılır. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut, onlara sapık kavminin musallat olmasından endişeye düştü. Onlar adına içi daraldı ve "Bu çetin bir gündür," dedi. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut, "Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. Ne kadar ayrıntılarıyla verilmiş bizim ders almamız için. Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiğine gören Lut aleyhisselam, onları insan zannetti ve kavminin onlara tecavüz etmesinden korktu. Bazı tefsircilere göre Hazreti Lut'un halkına evlenmelerini tavsiye ettiği kızlarından maksat, kendi öz kızları değil, kavminin kızlarıydı. Çünkü onun sadece iki kızı vardı. Her peygamber, kendi kavminin büyüğü ve manevi babası sayıldığından Lut aleyhisselam, işte bunlar kızlarımdır demiştir. Yani burada o kadar evlilik çağına gelmiş, evlenebileceğiniz kızlarımız, gençlerimiz var babında. Lut aleyhisselam, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Burada bir parantez açalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
Hazreti Lut'un kavmine karşı söylediği bu sözünden bahsettikten sonra şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Allah Lut'a rahmet etsin. O çok sağlam bir yere, yani Rabbine sığınıyordu. Allahu Teala Lut'un bu duası bereketiyle ondan sonra gelen bütün peygamberlere kendisine destek verecek hısım ve akrabalar ihsan etmiştir. Melekler Lut aleyhisselamı sakinleştirdiler. Merak etme, biz Allahu Teala'nın elçileriyiz. Bizim için korkma, emin ol. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir kısmında aileni al, yola çık ve yürümeye başla. Ama hanımını yanına almayacaksın. Onlara gelecek olan o azabın hanımına da isabet edeceğini aktardılar. Onun dışında ailenden hiçbiri geride kalmasın. Ve melekler azabın tam olarak vaktini de söylediler. Allahu Teala'nın onlara emrettiği vakit, helak zamanı sabah vaktiydi. O sapıklar son bir kez Lut aleyhisselamın kapısına yüklendilerse de bir anda hepsinin gözleri o anda kör oldu. Bu durum ayet-i kerimede şöyle aktarılıyor. Celalime yemin olsun ki, kavmi Lut'tan, misafirlerinden murad almak üzere talepte bulundular. Bunun üzerine biz de onların gözlerini silme kör ettik. Haydi, azabımı ve ikazlarımı mühimsememenin cezasını tadın dedik. Hepsinin gözü bir anda kör olmuştu. Büyük bir panik içerisinde kapıyı dahi bulup kaçmaya fırsat bulamadılar. Hatta Lut aleyhisselam onları kollarından yakalayarak tek tek dışarı çıkartmıştı. Ve o an geldi. Lut kavmine Allahu Teala'nın azabının gelişi ve helak oluşları Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hicr suresinde ayrıntılarıyla anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de bu topluluğun yaşadığı beldeden bahsedilirken El-Mutefike diye bahsediliyor. Yani altüst olmuş, altüst olan manasında. Lut kavmi eşcinsellik gibi bir günahı işledikleri için Allahu Teala onlara önce korkunç bir ses duyurmuş, sonra memleketlerinin altını üstüne getirmiş, daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ki bir milletin yok olup tarih sahnesinden silinmesi için bundan daha şiddetli bir felaket düşünülemez. Cenab-ı Hak onları daha sonra gelecek insanlar için bir ibret kılacağını şöyle haber verdi. Hicr suresi. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Ankebut suresinin 35. ayeti kerimesinde Lut kavminden bahsediliyor. Onların helakiyle ilgili olarak bizlere, yani arkadan gelen ümmetlere ibret olması ders almamız için bir takım alametler bırakıldığı şöyle aktarılır. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için orada apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Peki bu nişane nedir? Helak edilen kavmin başına gelenlerle ilgili anlatılanlar. Harap olan yurtlarının kalıntıları, gökten yağdırılan taşlar, kapkara akan nehirler bu şekilde anlatılıyor tefsirlerde. Bu arada Fahreddin-i Razi, Lut kavmini anlatan ayet-i kerimelerin Mekke müşriklerine hitaben indirildiğini hatırlatarak ve onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Ayet-i kerimesinden yola çıkarak şöyle demiş, Mekkeliler
ticaret için genelde Şam şehrine o zamanlar giderlermiş. Şam yolu, Lut Gölü'nün tam güneyinden geçiyormuş. Bu sebeple Lut kavminin kalıntılarını burada arayabilirsiniz diye bir izahta bulunmuş. Bunu da sizinle paylaşalım. Bugün de Filistin'in hemen altında Lut Gölü bulunmaktadır. Lut aleyhisselam, peygamber olarak vazifelendirildiği zaman kendisine iman eden Fevat isminde bir hanımı vardı. Bu hanım 20 yıl kadar sonra vefat etti. Onun vefatından sonra Lut aleyhisselam Vahile isminde Sodomlu bir kadınla evlendi. Fakat Vahile münafık bir kadındı. Kavmin imansızlık ve ahlaksızlıklarına karşı sessiz kalmayı tercih etti. Hatta kavmini Lut aleyhisselama karşı gizliden gizliye destekliyor, ajanlık yapıyordu. Anlattığımız üzere o akşam vakti kavmini helak etmekle vazifeli melekler güzel yüzlü insanlar suretinde evlerine gelince Vahile hemen gitmiş ve bunu kavme haber vermişti. Yani Lut aleyhisselama ihanet etti. Böylece o da kavmiyle beraber helak oldu. Lut aleyhisselamın iki mümine kızı vardı. Lut kavminin helak edilmesi esnasında babaları ve iman edenlerle birlikte Sodom'dan çıkıp Allahu Teala'nın izniyle o azaptan kurtulmuşlardı. Daha sonra bunlar babalarıyla birlikte İbrahim aleyhisselamın yanına gittiler. Hazreti İbrahim de bu iki kızı kendi kavminden iki müminle evlendirdi. Yüce Allahu Teala Hazreti Lut'un neslini bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Eserlerde ekseriyette görüyoruz ki Lut kavminde bulunan kötü fiiller ve helak sebepleri hep aynı şeylerdi. Birincisi putlara tapmaları, diğer helak olan kavimler gibi peygamberi inkar etmeleri ve onlardan daha değişik olan livata yapmaları. Yani sapıklık işlemeleri. İbni Abbas'tan gelen bir rivayet var radıyallahu an. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu, hatta 3 kere buyurduğunu rivayet ediyor. Tirmizi'de de geçiyor. Buyuruluyor ki Lut kavminin işini yapan mel'undur. Yani lanetlenmiştir. Bunu 3 kez tekrarlamışlar. Malik bin Dinar Hazretleri de şöyle aktarıyor. Geçmiş ümmetlerin hiçbirinde bu livata işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil Lut kavmi arasında görüldü. Onlara da bu fiili şeytan öğretmişti. Ve insanlar yaratılışlarına zıt olan bu fiili işleyince ilahi gazap ve azaba sürüklendiler. Değerli kardeşlerimiz, Allahu Teala biz insanlara şehveti neslin çoğalması için vermiştir. Bunu Allahu Teala bize hangi gaye ve hangi hikmet ile verdiyse o şekilde kullanmak gerekir. Bunların dışında kullanarak cahilce hareket etmek tamamen insanın cehaleti ve azgınlığına bağlıdır. Bu da İnsanlık şeref ve haysiyetini ayaklar altına alarak, Kur'an tabiriyle hayvanlardan da aşağı bir seviyeye düşmektir. Bu Lut kavminin mide bulandırıcı sapıklıklarından bir tanesi de livata ile adam öldürmekti. Bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman ona livata yapılmasını emreder, bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi. Ayrıca Sodomlular herkesin önünde bu sapıklıkları yapıyorlardı. İffetli insanları da ayıplıyorlar, onlara deli muamelesi yapıyorlardı. Çok affedersiniz, eserlerde geçtiği için bunu da sizinle paylaşmam gerekiyor. O kadar artık ahlaktan, edepten uzaklaşmışlardı ki, gaz ile abdest bozma yani yellenmeyi bile aleni bir eğlence vasıtası yapmışlardı.
yol kesiyorlar, insanların geçeceği yerleri taşlıyorlar, yabancılarla alay ediyorlardı. İşte böyle bir kavimle onlarca sene mücadele etti Lut aleyhisselam. Allahu Teala Lut kavminin helakinden ibret alınmasını emretmekte ve helak olan kavimlerin kalıntılarının insanlık tarihine bir ibret olarak bırakıldığını bildirmektedir. Biraz tarihi eserlere baktığınız zaman gerçekten de ilginç. Bugün de gidilebilen Lut Gölü etrafında yaşanan olaylar kadar arazinin yapısı da oldukça dikkat çekici. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Lut Gölü Akdeniz'in yüzeyinden 400 metre kadar alçakta. Yetmiyor, gölün en derin yeri de 400 metre, yani Akdeniz'in seviyesinden 800 metre kadar alçakta. Peki dünyada bunun bir örneği var mı? Lut Gölü civarı haricinde bilim insanları dünyanın deniz seviyesinden en alçak yerinin ancak en fazla 100 metre olduğunu söylüyorlar. Yani arazinin bu yapısı dahi Lut kavminin alçaklığını göstermiyor mu? Yeryüzünün en alçak yeri diye buyuruldu ya Rum suresinde. Böyle bir jeolojik gerçeğin Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemin insanları tarafından bilinmesi mümkün mü? Bu aktardığımız sadece bir örnek dahi Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun yakın zamanda ortaya çıkmış ilmi delillerinden bir tanesi. Lut Gölü diğer bir özelliği de beraberinde getiriyor. Tuz oranı %30 civarında. Yani hiçbir şekilde o gölde adı göl ama balığın, bitkinin, organizmanın yaşamadığı bir göl. Bu yüzden Bahrul Meyyit de diyorlar. Ölü deniz. Bu mekanda hayvanların dahi yaşamaması da ayrı bir ibret. Yine hazır bunu anlatırken Pompei'den de bahsedelim. Roma İmparatorluğu'nun sembolü İtalya'da. Pompei şehri aynı Lut kavmi gibi cinsel sapıklıktan battı. Tarihi kayıtlar şehrin yok olmadan evvelki halini tam bir sapıklık, edepsizlik, son noktaya gelmiş bir ahlaksızlık olarak bildiriyor. Tahmini olarak İsa aleyhisselamdan 70 sene sonra Vezüv Yanardağı'nın ani bir patlamasıyla lavlar bir anda kenti haritadan silmiş, ilahi azaptan hiç kimse canını kurtaramamıştı. Hala müze olarak kullanılan yerlerden gelen görüntülere göre aleni bir sapıklık halindeyken o bedbahtlar taş taşıp kalmışlardır. Ve bu hadise, bilim insanlarının da çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış bir anda olmuştur. Kimisi yemek yerken, kimisi yatarken, kimisi bu hayasızlıkları işlerken ve kalıntıları hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş büyük bir ibrettir. Elbette ibret nazarıyla bakabilenlere. Yaklaşık 1900 sene öncesinden günümüze kadar gelen o taşlaşmış bedbaht insanların çirkin manzaraları, tarihin ibret tablolarından biridir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, "Biz onlardan önce nice insan nesillerini helak ettik. Sen onlardan herhangi bir kimseyi görüyor veya onların cılız bir sesini olsun işitiyor musun?" Aradan geçen uzun asırlara rağmen bugün Pompei sanki ahlaksız insanların taşlaşmış ibret levhalarını sergilemektedir. Bu ibret tecellileri onların gerçek yüzünü göremeyen, olayları nefsani bir duyuşla seyreden idrak mahrumları içinde basit bir heykelden ibaret, hatta sanat eseridir. Ama unutmamak lazım, yerin dibine geçen o azgın, hayasız bedbahtların mekanı Sodom Gomore'yi, Ad ve Semud kavimlerinin o taştan oymalı, ihtişamlı malikanelerini bugün ancak baykuşlar pisliyor.
Allahu Teala ibret almayı cümlemize nasip buyursun. Amin. Unutmayalım ki insanı insan yapan, güzel huylarla bezenmiş olması, insanlıktan çıkaran da kötü huylara bulaşmasıdır. Allahu Teala Lut aleyhisselam'dan razı olsun. Derecesini âli eylesin. Rabbimiz ihsan ettiği nimetleri kendi rızası istikametinde kullananlardan eylesin cümlemizi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka programımızda buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.